Evet, doğrudur, dışarı geçirdik. Dün saat 6'dan beri işte insanlarla, vatandaşlarla uğraşıyorum. Gelen ekiplerle uğraşıyorum. İşte 6'dan olan deprem, yani bayağı bir 49'daki 1949'da burada bir deprem oldu. Aynısından yani o zaman 132 kişi burada ölmüş, bu merkezde, sadece bu merkezde. Bu deprem de aynı o depremle eşit şekildeydi. Ama işte bizim bir avantajımız vardı. Konutlarımız betondan olduğu için yani bir iki konutumuz var. Bu taş duvarlı evler, onlar yıkıldı. Mezarlardan daha yani doğru dürüst bir net cevap alamadım. Yani ne kadar yıkılmış, ne kadar hasar var onu bilmiyorum. Yani Allah'tan şükür mal ve can şeyimiz yok, kaybımız yoktur. Bir şehidimiz var, bir korucu yaralımız var, bir yaralımız köyde var. Yani bundan ziyadedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geldiler. Bakanlarımız geldiler. Bingöl'deki bakanlarımız geldiler. Valimiz geldi, kaymakamımız geldi. Herkes geldi. Allah devletten razı olsun. Herkes geldi, bizi sordu. Ve gereken her şey yapılacaktır dediler. Evet, ben içeride oturuyordum. Adamla konuşuyordum zaten. Bu da böyle havadaydı, böyle konuşuyordum. Ben bir tarafta da yemek koymuştum diye şeyi, ocağa. Ocağı açtım, yemekleri ısıtıyordum. Daha yemeklerim tencerede, daha yemek yememişim bu saate kadar. Ondan sonra bir baktım, sanki evler tamamı çöküldü, Bomba gibi yağmur gibi patlandı üstünde. vallahi ya. Öyle orada fırladım, duvara vurdu beni. Kafam duvara gitti. Adam beni çekti, bir kapıya girdim. Kapıyı çektim orada, biliyorum. Ondan sonra düşmüşüm, baktım kapı açık. Orada sürüne sürüne Ben geldim tekrar kapının senin kafasına arkasına. zaten o kelpiş kelpiş Kapının taş herif. çeke çeke kapıyı çekiyorum. Kapı açılmıyor ama durmuyor. Güm 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 çatırlar, patırtı, kütültü, toz dumanın içindeyim. Hiç görülmüyorum zaten toz mu? Burada nasıl çıkmışım, burada kim beni atmış? Ondan sonra belim kalktım, belim çok ağır. Orada bayılmışım zaten. Ne saçım, başım, üstüm, başım, hiçbir şey, tülben mülbet başımda yoktu. Orada bayılmışım, gitmişim, işte bir baktım komşular toplanmış. Bingöl Karlova Kaynarpınar 7 su bölgesinde dün meydana gelen depremde bayağı korktuk. Çoluk çocuk korktuk bayağı. Evlerimizde hasar var. Fakat Bingöl Valiliği, İl Afet Müdürlükleri falan hep geldi. İçki açılarmış karşıladılar. Halen şiddetle devam ediyor. İşte sadece bir karakolda bir şehidimiz var. Bir de yaralımız var. Şu an halen şiddetle devam ediyor. Yardımlar da devam ediyor gerçekten. Hava soğuk, yağmur vardı. Normal zamanda olmuş olsaydı belki hani sıcak olurdu. Bugün tam tesadüfen. Allah'ın hikmeti. Hava soğuk oldu. Dışarıda uyuduk. Tedbir alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Diyecek bir şey yoktu artık.